Yıldırım Belediyesi ekranlarından bütün izleyenlerimize merhabalar. Psikoloji Sohbetleri programımıza devam ediyoruz. Bugün 11. yayınla sizlerle beraberiz. Çok önemli bir konumuz var bugün. Her birimizi yakından ilgilendiren, özellikle ebeveynlerin dikkatle dinlemesi gereken ehemmiyetli bir mevzuyu irdelemeye çalışacağız. Konumuz anne baba tutumları. Çocukların üzerinde yapıp ettiklerimiz, üslup tarzımız ve onların kimlik ve kişiliklerine bütün bu yaptıklarımızın yansımalarıyla alakalı analizler yapmayı deneyeceğiz bugün. Bu analizlerin dışında ideal iletişim ne olmalıdır? Hangi üslupla, hangi irtibat şekliyle çocuklarla eğer kontak kurarsak onların kişilik gelişimleri açısından, duygusal dünyaları açısından en verimli aile ortamını ortaya çıkarabiliriz. Bunu detaylarıyla irdelemeye çalışacağız. Çok kıymetli bir hocam var bugün bizlerle beraber. Çocuk ve ergenler üzerine uzmanlığını tamamlamış ve bu alanda çalışmalarını sürdüren psikolojik danışman Sabiha Çiğdem Çakar hocamla beraberim. Hocam hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Kırmayıp geldiğin için çok teşekkür ediyorum ben yeniden. Ben teşekkür ederim davetin için. Yani burada bize anlatacakların çok kıymetli ve bu alanda da çocuk ve ergen alanında özellikle ana baba tutumları alanında dinlenilmesi gereken uzmanlardan birisin diye biz naçizane düşünüyoruz. Teşekkür ediyorum. Hocam konuya bir giriş yapalım. Aslında birçok işte kişilik bozukluklarından tutalım da çeşitli patolojilere, hastalıklara kadar aslında hemen hemen bütün psikoterapi öykülerinin bir yerinde değindiğimiz bir mevzu değil mi? Aynen. Yani annen ve baban sana nasıl davrandı? Sevildiğini hissettin mi? Terk edilmiş mi hissettin? Şefkati gördün mü? Yoksa işte tensel açıdan işte atıyorum uzak mıydın değil mi? Hep bunu sorarız yani aslında. Evet, hep. Biraz da ben senden dinlemek isterim bunu. Yani anne babanın çocuğun hayatındaki yeri nedir? Bu kadar hakikaten belirgin midir kişiliği oluşturma açısından? Tabii ki söylediklerine katılmakla birlikte evet. Bizim belki de danışanlarımızla, işte yetişkin ve ergen danışanlarımızla görüşmelerimizde ilk baktığımız şey aslında nasıl bir çocukluk geçirdin? Travman var mı? Stresle nasıl baş ettin? Aynı bahsettiğin gibi annen baban nasıl tutumlar sergiledi? Aslında bu anlamda hani bu anne baba tutumlarına değindiğimizde bu anne baba sayısı kadar belki aile ebeveyn sayısı kadar çeşit çeşit tutum var. Tabii bunları biz genel başlık altında topluyoruz. Hani baskıcı, otoriter, ilgisiz, aşırı tavizkar gibi belli başlıklar altında topluyoruz bu anne baba tutumlarını. Ama şu şekilde yani aslında bizim hayatımız boyunca insanlarla olan ilişkilerimiz hep bir döngü içerisinde ve bu neyin döngüsü diye sorarsak da bizim ilk nesne ilişkileri dediğimiz bir kavram var. İlk nesne de bizim aslında annemizle ve babamızla kurduğumuz ilk ilişkiler bütünü anlamına geliyor. Yani burada anneden kasıt aslında çocuğa bakım veren kişi. Onunla bağ kuran, ilk bağ kurduğu kişi. Ve anne babamızla kurduğumuz ilişkinin devamını yaşıyoruz aslında hayatımızın geri kalan kısmında. Bunun bir döngüsü. Yani eğer biz annemizle ilgili ilişkimizde, iletişimimizde bir sıkıntı varsa bu ileride diğer çalışma hayatımızda olsun, kendi çocuğumuza karşı tutumumuz olsun ki bizim de anne baba olarak tutumlarımız aslında belirleyen ve belki de ilk model aldığımız kişiler tabii ki kendi anne babalarımız. Yani biz ebeveynliği onlardan öğreniyoruz. Şu anda bile benim 4,5-5 yaşında bir kızım var. Onun oyunlarını gözlemlediğimde, özellikle böyle evcilik tarzı, böyle hayali oyunlarını gözlemlediğimde şunu çok dikkat ediyorum. Babasının ya da benim ona karşı yaklaşımımız nasılsa, o da eğer o oyununda anne rolüne giriyorsa, onu orada bir prova ediyor. Yani evet. Bir şekilde hayatını orada prova ediyor çocuk. Ve bu gelecek hayatımıza da aynı şekilde. Yani bir kere şu çok önemli, yani anne baba olarak çocuklarımızı hep iyi, doğruyu, doğru davranışı, mutlu bir insan olmayı bunları öğretmeye çalışıyoruz ama bunu yaparken böyle söylediklerimizden ziyade bizim kendi tutum ve davranışlarımız onlar üzerine çok daha etkili. Yani burada bahsettiğim ne aslında model olma. Yani orada çocuğa siz yalan söyleme dersiniz ama çok bariz bir örnek vardır. İşte telefonu arkadaşınız arar, çocuk açar ya da komşunuz kapıyı çalar, annem yok de, işi var de gibi. Şu an ilk aklıma gelen o diye söyledim. Orada ne oluyor? Sözel olarak çocuğa yalanın doğru bir şey olmadığını anlatırken aslında davranış olarak da biz bunu tam tersini yapıyoruz. Ve çocuğun burada aklı karışıyor. Ve diyor ki evet annem böyle bir şey söyledi ama sonuçta yanlış bir şey olsa annem bunu yapmazdı. Yani kendi kafasında bunu düşünüyor ister istemez. Ve bu da aslında gerçekten bizim
kişiliğimize, karakterimize, yani yetişkinliğimizdeki davranış ve tutumlarımız da direkt olarak etkiliyor. Yani çocuğu diyoruz ya, hep 0-6 yaş çok önemlidir ve 0-6 yaşın çok önemli bir kısmını zaten aile içerisinde geçirir. Evet. Ve en çok ebeveyni model alır. Sonrasında işin içine hani öğretmen, sosyal çevre tabii ki giriyor ama her zaman şunu söylüyoruz. En önemli kişiler anne ve baba burada. Esaslı kişiler anne baba ve çok güzel bir noktaya değindin hocam. Yani birincisi rol model olabilmekle alakalı. Hı hı. Hani bir söz vardır ya, çocuklar duyduğunu değil gördüklerini yaparlar. Hı hı. Yani dilediğin kadar ahlaki öğretiler ya da doğru diye düşündüğümüz şeyleri aktarmaya çalışalım. Hı hı. Neyi temsil ediyorsak o gerçekleşiyor. Bir de Çiğdem hocam, şeyi aktarırken mesela o benim aklıma geldi. Kendim de kendi hayatımdan gözlemlediğim bir şey. Mesela nasıl üzerini giydiriyorsan, yemeğini nasıl yediriyorsan eğer kendi kızına ya da oğluna, ertesi sabah onun kendinden daha küçük oyuncaklarıyla irtibata baktığında senin yaptığın şeyleri yapıyor aslında. Kopyalıyor aynen. Kopyala yapıştırıyor. Birebir kopyalıyor. Yani orada oynadığı oyuncak kendisi oluyor. Hı-hı. Yapıp ettiği şeyler de sana dönüşüyor. Yani çok güzel ve aslında görebilen için kendi kusurlarını ya da yaptığı varsa hataları, eksiklikleri de çocuk çok güzel yansıtabiliyor değil mi? Aynen öyle. Yani çocuk burada aslında bunu yani sözel ifadeyle çok dile getirmez. Yani anne sen beni yemek konusunda çok zorluyorsun, yemek istemediğim zaman da yine bana ye diye diretiyorsun demez. Orada bebeğini yedirirken, beslerken, evcilik oynarken mesela, evet, orada aynı annenin çocuğa o baskısı nasılsa onu orada bir şekilde, o da işlemler onu gösterir. Ya da resimleriyle de bunu ifade edebilir. O yüzden hep şey diyoruz, hani çocuklarla iletişime geçerken oyunu mutlaka kullanın, resmi kullanın. Çünkü çocukların dili bu. Yani bir yetişkin gibi sözler olarak her zaman gelip de ben çok kaygılıyım, ben gece korkulu rüyalar görüyorum, çok kaygılıyım diyemeyebilir çocuk. Bunu diyen çocuk da var ama çoğunlukla bunu oyunlarıyla gözlemleyebilirsiniz. Yaptığı resimlerle gözleyebilirsiniz. Ya da işte gece belki korkarak kalkar. Yani o anlamda aslında hem bunları çok iyi gözlemlemek hem de çocuğu çok iyi tanımak gerekiyor, çocuğunuzu. Evet. Çünkü bazen anne babalardan bazı sorular geliyor. İşte çocuğumda alt ıslatma problemi var, ne yapabilirim? Örneğin işte kaygı var, ne yapabilirim? Karanlık korkusu var, ne yapabilirim gibi. Bunların böyle spesifik, yani cevabı net şudur diyemiyoruz. Ve hep şunu diyoruz, evet, bu çocuktan çocuğa, hikayeden hikayeye değişir. Burada önemli olan gerçekten sizin çocuğunu tanımanız, çocuğunuzu tanımanız, çocuk hangi dönemlerden, süreçlerden geçti, şu an bu durumu yaşıyor. Buna dikkat etmeniz gerekiyor ve çocuklarla çalışırken de mutlaka aile çok önemli bir konumdadır bizim için. Tek başına çocukla çalışmıyoruz biliyorsun ki. Dış etkenler çünkü çok belirleyici. Hı hı. Yani işte o duygularını ifade etmesine belki sen de değineceksin. Hani o duygu düzenleme becerisi, hı hı, ötekilerle ilk kurduğu irtibat. İşte denir ki yani anne babanın nazarında çocuk neyse, çocuk da yetişkin olduğunda aslında aynı nazarla kendine bakmaya başlıyor. Aynen öyle. Yani işte anneler babalar işte çocuklarını hiçbir şey beceremeyen, yeteneksiz ya da işte sürekli sakar bilir olarak kodluyorsa, o ötekinin gözünde var olabilmek için, onların sevgisini kaybetmemek için şeye dönüşüyor. Yani tamam, bana ne söylüyorsanız ben oyum oluyor. O etiketi alıyor üzerine çocuk aslında. Ya aslında onun sevgisini kaybetmemek için bunu, evet, alıyor bir taraftan. Çünkü da böyle görünür oluyor. Evet, ancak bu görünebilme kısmı çok önemli. Aynalanma, evet, kısmı çok çok önemli. Kesinlikle. Belki o doğru tutumda bunları ifade edelim hocam. Yani aynalayabilen ebeveyn nasıl... Yani, hı-hı, ne gibi iyileşmelere sebebiyet verir? Çocuğun tekamülünde nasıl bir katkı sağlar? Bunları irdelemek lazım. Çiğdem hocam, aklımda bir soru var. Şimdi tutumlara geçmek istiyorum yavaş yavaş. Çeşitli anne baba tutumları var ama, hı-hı, şahsi böyle gözlemin olarak ben bu konuyu merak ediyorum. Bizim ülkemizde, hı-hı, kültürel açıdan da baktığında mesela hakim olan tutum nedir şu an? Şu anda en fazla olan, yani günümüz koşullarına baktığımızda, yani önceki yıllara nazaran, şimdi şöyle bir durum var, bir proje çocuk muhabbeti var. Yani nesil de dönüştü değil mi? Ebeveynlik de dönüşmeye başladı. Dönüşmeye başladı, aynen. Bir proje çocuk kavramı var diyeyim. Ve burada aslında çocuğun gelişimi, biz hep şunu diyoruz. Çocuk doğduktan sonra değil, daha anne babanın zihninde çocuk fikri oluşmaya başladığında aslında çocuğun gelişimi başlar. Hı hı. Ve çocuk artık yavaş yavaş hissetmeye başlar. Sözel iletişim kuramaz belki ama sizinle işte anneden, sağ beyinden sağ beyine dediğimiz o mesaj annenin duygusunu alır. Ve zaten belli bir süre çocuk annenin gözüyle dünyayı görür ve o şekilde algılar. Sonrasında anne baba kafasında bir proje yaratır, proje çocuk yaratır. İşte ne yapacağı, hangi okullara gideceği, nasıl davranacağı, yani o
Onlar hepsi anne baba tarafından bellidir ve bu tarz ailelerde genellikle daha çok baskıcı, otoriter tutumlarda gözlemliyorum ben. Hı hı. Bir böyle bir durum var ülkemizde de. Kafasında yarattığı çocuğu yetiştirmeye çalışan, bunu yaparken çocuğun duygularını, ihtiyaçlarını farkında olmadan çoğunlukla göz ardı eden ebeveynler ve sadece amaç olarak kendi kafasında yarattığı o çocuğu yetiştirmektir. Burada aslında şuna bakmak lazım. Yani anne babanın ihtiyacını, anne baba neden böyle bir şey girişti? Niye böyle bir tutum sergiliyor? Orada ona bakmak gerekiyor. Yani biz anne babalığımıza bakarken de anne baba tutumlarının doğruluğunu, yanlışlarını, bunu doğru yanlış olarak nitelendirmek istemiyorum aslında. Çünkü dedim ya, bunlar da bizim anne babalarımızdan öğrendiğimiz çok şeyler. Çok öznel şeyler bir taraftan da. Ve zamanla da değişiyor belki de. Burada belki buna bakmak lazım. Öte yandan şunu gözlemliyorum ben ülkenizde ve toplumumuzda. Biraz sanki şey artmaya başladı. Bu aşırı tavizkar, daha çok otorite çocuğun elinde olduğu. Ve aile onun ekseninde. Aynen. Yani burada da aslında ailenin bir art niyeti ya da kötü bir niyeti olduğunu düşünmüyorum. Hı hı. Amaç çocuğu mutlu etmek ve genellikle kendi çocukluğunda sıkıntı yaşamış, istekleri karşılanamamış, maddi sebepten ya da anne babanın aynalanma eksikliğinden ya da yeterince ilgi göstermemesinden kaynaklı genellikle şunu görüyorum ben bazı anne babalarda, işte ben bunu yaşamadım, ben bunu görmedim, çocuğum görmesin, o hiçbir şeyden eksik, mahrum kalmasın. Hı hı. Ya aslında burada gördüğün gibi çok şey var, hani çocuğu gerçekten mutlu etmek, onun hiçbir şeyini eksik etmemek var ama farkında olmadan aslında çok büyük bir zarar veriyoruz. Çünkü burada bütün kontrolü çocuğun eline veriyoruz ve kim ebeveyn, kim çocuk, bu da karışıyor belli bir süre içinde ve neticede aslında gerçekten mutlu bir ebeveynler, mutlu bireyler mi yetişiyor? Hayır. Aksine daha kısa mutluluklar, daha büyük beklentiler. Ya bu şey gibi, hani bu tarz tutumda yetişen çocukların her istediği, her beklediği olur ya, işte çocuk bu sefer her gördüğünü tutturmaya başlar. Ve artık evet, anne baba der ki ya hiçbir şeyini eksik etmiyorum, yani her istediğini alıyorum, oyuncağı eksiksiz, canı ne istese alıyorum. Ya bu çocuğu ben daha ne yapacağım, nasıl mutlu edeceğim? Ama bu değil aslında. Onun ihtiyacı evet, olan şey o duygusal. Hani sen de dedin ya, birincil aynalanma, ikincil aynalanma. Birincil aynalanma dediğimiz şey çocuğun anne tarafından aynalanması, görülmesi, duygularının fark edilmesi, takdir edilmesi. İhtiyacı nedir? Bunun fark edilip bunun karşılanması anlamına geliyor. İkinci aynalanma da aynı şekilde babadan beklediğimiz bir aynalanma türü. Yani bunlar eksik kalıyor ama bir taraftan daha çok böyle maddi anlamda çocuğun ihtiyaçları karşılanarak sanki gerçekten mutlu olacakmış gibi bir yanlış bir izlenim oluyor maalesef. Onun sonucunda artık gerçekten bir otorite boşluğu, evet, ve bu tarz ailelerde yetişen çocuklarda çok ciddi sınır problemi, ki günümüzde ben çocuklarla da çalışıyorum. Temel sorunlardan, biri sınır koymak. Gerçekten aileler bu konuda çok zorlanıyorlar. Ki özellikle belli bir yaşa kadar, örneğin şu anda en belirgin problemlerden biri telefon tablet bağımlılığı. Yani ben 4,5 yaşında bir kızım var, söylediğim gibi bunu yıllardır mücadelesini veriyorum ve gerçekten hani şu zamana kadar başardık. En azından şu an belli bir süre bununla maruz bırakıyoruz. Gerektiği kadar, ihtiyacı olduğu kadar, ama şimdi çevremize bakıyoruz, bu artık o kadar normalleşti ki. Ama ne oluyor, belli bir süre sonra artık bunun sınırı aşıldığında aile burada işte artık bir problem yaşanıyor. Hani size geliyorlar, ne yapacağız, nasıl sınırı koyacağız, dinletemiyoruz, evet söylediklerinizi yapıyoruz ama olmuyor. Burada önemli olan şey bunu bir kere, iki kere dinlemek değil. Şimdi çocuk belli bir yaşa kadar, 6 yaşına kadar örneğin, 6 yaşında bir çocuk geldiğini varsayalım. Çocuk her türlü sınır konulmamış, her istediği yapılmış, her beklentisi karşılanmış, telefon, tablet serbest zaten. Ondan sonra artık ebeveyn bununla kontrol edemediği noktada size geldiğinde hani yardım edin, hani ne yapacağız diyorlar. Orada bir önce sakin olmak, nerede yanlış yaptık, neleri yapmamız gerekiyordu, bu sınırı nasıl koymamız gerekiyor. Hani bunlara bir bakmak gerekiyor ve biraz süreklilik gerekiyor. Yani hep bunu diyorum, hani sabırlı olacağız. Tutarlı olacağız. Çünkü çocuğun 6 yıl boyunca alıştığı bir düzen var. Sizinle bir kurduğu bir ilişki var. Bunu bir anda değiştirmek bir ayda, bir haftada, 10 günde çok mümkün ve gerçekçi değil. Bu şekilde ifade etmeye çalışıyoruz ailelere. Şimdi bu tutarlılık çok çok önemli. Güzel bir noktaya değindin hocam. Ben de şöyle yorumluyorum o, şimdi bahsedeceğim o konudan. Mesela işte bir takım ebeveyn stillerinin altında büyüyerek asla hiçbir ebeveyn bu çocuğunun kötülüğü için ya da gerçekten gaddar olmak için bu davranışları göstermez. Kesinlikle. Ama konjonktür de değişmeye başlıyor. Yani dönem şartları da değişiyor. Ekonomik şartlar da değişiyor. İşte hayatımıza teknolojinin girmesi, öğrendiğimiz yeni ebeveynlik tarzları. Ki bence
işin profesyonel değilse bir anne için çok da gerekli bulmuyorum. Aslında bu konudaki görüşünü de merak ediyorum. Yani pedagoji bilgisini de yeni nesil ebeveynler çok fazla okumaya başladı. Ne kadarını içselleştiriyor, ne kadarı sadece yüzeyde kalıyor, bu tartışılır. Şimdi bütün bunları harmanladığımızda şuna dönüşüyor. Ben mesela bizim neslimiz için hocam, sen de muhtemelen katılırsın. Okula şöyle verildik genelde. Yani al hocam, eti senin kemiği benim diye verildik. Yani bir sürü şey yaşadık orada. İyidir diye demiyorum. Geçmişin güzellemesini yapmak için söylemiyorum bunu ama şimdi o nesil büyüdü, ebeveyn oldu. Yaralarımız var, travmalarımız var. Gitmişiz mesela, öğretmen bana bunu yaptı demişiz. Aynalanmadığımız gibi bir de şeye dönüşmüş. Yani sen kim bilir ne yaptın olmuş. Öğretmen yaptıysa haklıdır. Tabii öğretmen yaptıysa haklıdır. Utancımızı söyleyememişiz bir şekilde. Çünkü hani bizden önceki nesille alakalı duygu regülasyonu özellikle çok ciddi şey var. Yani çünkü başka süreçler de var ya, yani açlık var, kıtlık var, maddi sorunlar var. Dolayısıyla o Maslow hiyerarşisinden düşündüğümüzde o aynalamayı gösterebilecek motivasyonu çok büyük çoğunluk ebeveynin, seçili bir azınlık olarak diyorum ben onlara, onların haricinde göstermek mümkün değil. Suçlamak değil. Ve bunun farkında değiller zaten. Çünkü onların bilerek da bildikleri değil, bu. Hani şimdi ben kendi annemle babamla ilişkime baktığımda da bakıyorum, ama burada yeterince aynalamamış beni diyorum mesela annem ya da babam. Ama sonra düşünüyorum, o bunları bilmiyor ya da kendi annesinden babasından gördüğü zaten ilişki şekli, ebeveynlik şekli bu ki o da kendi anne babasına göre mutlaka üstüne bir şeyler kattı. Ya yani onu gözlemlediğinizde şimdi hani de anneanneme, babaanneme, dedelerimin tutumlarına bakıyorum, sonra annemin babamın bize karşı tutumlarına bakıyorum, o arada da bir fark var. Evet. Şu an benim çocuğuma karşı yaklaşımımda da fark var veya bazen hani onunla ilgili de böyle bir muhabbetimiz oluyor, yani onlara çok farklı geliyor mesela hani. Kızım anneannesine, babaannesine, dedelerine bizim tutumumuz onlara farklı geliyor. Şu anda alıştılar ve hani onlar buna uyum sağladılar, ama şimdi burada aslında şöyle bir önemli bir nokta var. Şunu gözden kaçırıyoruz sanki. Ebeveyn olalım derken dedin ya, şu an hani pedagojiyle ilgili anneler bilgi edinmeli mi? Burada gerektiği kadar, çünkü şu var, hani bunları yapmayalım der, ya da yanlış anne baba tutumu sergilemeyelim, aman çocuğumuzla biz travma yaratmayalım, çatışmaya derken mükemmel anne baba olma gibi bir ideale giriyoruz aslında. Hani buraya biraz girmek istiyorum. Yani mükemmellik diye bir şey yok aslında hayatta. Çünkü hepimiz insanız. Evet, bir taraftan anneyiz, babayız, ebeveyniz ve çocuğumuzu gerçekten iyi şartlarda yetiştirmeye çalışıyoruz. Niyetimiz çok iyi, ama bunu yaparken aman hata yapmayayım, aman yanlış yapmayayım, ya işte onun üzerinde kalıcı bir etki. Bir de böyle bir durum var bir taraftan. Yani bir taraftan çok hani ilgisiz, tamamen çocuğa bırakma derken, bir de bu tarafta da böyle bir tablo var. Bu da çok sık gördüğümüz bir durum. Şunu çok seviyorum ben, şöyle bir kavram vardır bununla ilgili. Yerinde yeterince ebeveynlik. Ve bu gerçekten gelen danışanların ailelerini söylediğimizde de çok rahatlatan bir şey. Çünkü şu, yani mükemmel diye bir şey yok, mükemmel insan yok, mükemmel anne baba diye bir şey yok. Burada amacımız sadece yerinde yeterince iyi anne baba olabilmek. Zaman zaman yanlışlar da yapabiliyoruz. Yani zaman zaman ben bu işin içinde olduğum halde, psikoloji bilgim bir altyapım olduğu halde bir anne olarak yanlış tutumlarım olabiliyor. Duygu var çünkü içinde. Evet, çünkü orada bir duygu var. Yani biz de bir insanız neticede. Benim de uykusuz kaldığım zamanlar olabiliyor, stresli olduğum zamanlar olabiliyor. Kendimi o gün iyi hissetmeyebiliyorum ya da yetişeceğim. Çocuk benden bir şey istiyor, bir beklentisi var, ama o anda yetiştirmem gereken başka şeyler de var. Yani ne yapıyorum? Yanlış davrandığımı fark ettiğim anda onu onarmaya çalışıyorum sadece. Yani önemli olan burada yanlış yapabiliriz. Bu hakkı kendimize tanımamız gerekiyor aslında insan olarak. Ben de insanım, benim de duygularım var ki biz bu duygularımızı ne kadar iyi yönetebilirsek, ne kadar regüle edebiliyorsak, çocuk da yine model alarak bunu bu şekilde görüyor. Yani öfke yaşadığı bir anda bir anne ya da baba öfkesini nasıl yatıştırıyorsa, işte gidip bağırıp çağırıyorsa, bir şeyler yumrukluyorsa, birileriyle kalbini kırıyorsa, öfkesini kontrol edemiyorsa, çocuğa bunu ne kadar anlatmaya da çalışsa çocuk bunu görüyor. Hani bu böyle, bu duygu böyle yatışıyor demek ki diyor. Yani burada evet, anne babalar bu işin için ya da psikolojiyle ilgili iş yapmıyor dahi olsa mutlaka belli bir düzeyde bilgi sahibi olmaları gerekiyor, ama bunu biraz daha seçmek lazım. Şimdi hep diyoruz yani işte uzmanlar bu konuda şöyle diyor. Bununla ilgili aslında psikoloji alanında da çok biliyorsun ki farklı kuramlar, görüşler var. Hani bir kuramın A dediğini başka net bir kuram, doğru yok. Evet. Net bir şey yok. Burada biz kendi kişilik yapımıza göre çocuğumuzu da tanıyarak, ya aslında önemli olan şey onun duygusunu anlamak en başta, ihtiyacını anlamak. Şimdi anne babaları çocukla bir çatışma yaşadığında ya da bir problem yaşadığında, örneğin saldırganlık durumu ya da işte gece korkuları gibi durumlar yaşadığında hemen bir panik haline gelebiliyorlar. Çünkü yaptıkları şöyle bir yanlış var. Yanlış da demek istemiyordum gerçi, ama orada
soruna odaklanıyorlar tamamen ve o da bir panik haline getiriyor ister istemez aileleri. Ama süreç onu sağlayan aslında. Süreç evet, yani çocuk o anda bir öfke problemi mi yaşıyor, saldırganlık mı yaşıyor, korku mu yaşıyor ya da ağlama krizine mi girdi? Şu an o anda o sorun, yaşadığı şeyi bir kenara bırak. Çocuk ne yaşıyor şu anda? Neye ihtiyacı var? Senin sarılmana mı? Ya da belki hiç temas istemiyor da olabilir. Bazen hani benim kızım da öfkelendiği zaman o an sarılmayı reddedebiliyor. Ve odasında yalnız kalmayı tercih ediyor ve ona saygı duyuyoruz biz de. Biraz evet. Neden? Çünkü hani onu tanıdıkça artık başta bunu nasıl yapacağımızı tam bilemedik. Belli bir süre sonra gözlemledikçe, onu tanıdıkça ha evet bu çocuk çok öfkelendiği zaman biraz yalnız kalma ihtiyacı var. Ve birazcık duygusunu tolere etmeye, regüle etmeye ihtiyacı var. Bir yatışma ihtiyacı var. O zaman tanıyoruz. Sonrasında zaten o en çok istediği şey sarılmanız oluyor. Ve konuşacağımız şey neyse, eğer çocuğun orada yaptığı bir hata varsa, yapmaması gereken bir davranış varsa da işte o aşamada konuşmak daha doğru oluyor. Evet. Ve sizi daha çok dinliyor. Yoksa öfkeliyken çok, gerçekten siz çok haklısınızdır. Çocuk sizi çok, o da çok sinirlendirmiştir, sınırları aşmıştır. Siz ona ne kadar bunun yanlış olduğunu anlatsanız da dinlemez. O sebeple o konuşacağımız zamanı da çok, evet. Zamanlamayı da çok iyi ayarlamak gerekiyor. Önce çocuk şunu hissetmeli, evet şu anda anlaşılıyorum. Biz de insan olarak aslında hep bunu istemez miyiz? Yani çocukları anlamaya çalışırken çocukla çalışan kişiler, aileler işte şunu gözden kaçırıyor. Bazen bunu çok karmaşık hale getiriyoruz ya da hepimiz. Ya ne yapacağım? Nasıl ineceğim onun dünyasına? Nasıl anlayacağım? Kendimiz gibi biraz da düşünmek lazım. Yani ben bir duygu yaşadığımda, bir öfke yaşadığımda o anda birinin beni teselli etmesini değil, birinin nasihat vermesini değil, birinin ya da benimle çatışmasını değil, birinin beni anlamasını isterim. Ben o an neden o öfkeyi yaşıyorum? Nasıl o duyguya geldim? Neye ihtiyacım var? Hani eşimden bunu bekliyorum mesela ya da eşim benden bunu bekliyor. Evet. Çocuk da bizden bunu bekliyor. Bunu belki yani burada evet empati, duygularını anlayabilme, duygularını kabul etme öncelikle ve sen az önce çok güzel bir noktaya değindin. Etiketleme dediğimiz şey aslında. Hani çocuk sürekli saldırgan davranışlar sergilediğinde bu çocuk saldırgan. Ya bu çocukta öfke, bu çok çok hırçın bir çocuk mesela, çok duyarız. Hocam ötekileriyle tanıştırırken bile bazen yapıyorlar ya bunu ebeveynler. Mesela gözlemlediğim bir şey. Değil mi? 3 yaşında, 4 yaşında küçücük bir çocuğun varsa eğer senin, utangaçlık normaldir, yabancı korkusu çok evet. doğaldır, çekingenlik, ürkeklik vesaire olabilir. Yetişkin bir arkadaşımızla karşı karşıya geliriz. Aslında biraz da böyle hani şeytanın avukatlığı diyeceğim ama o madalyonun öteki yüzünü konuşmamız lazım. Ebeveyn olarak kendimize de böyle iğneyi batırarak konuşmakta fayda var. Mesela yetişkin biriyle çocuk karşılaşıyor, haliyle bedensel olarak düşündüğümüzde bile çok büyük bir varlığı görünce bacağına sarılıyor. Merhaba dediğinde konuşmak istemiyor. Yüzünü kapatıyor. Mesela anne ve baba olarak bazen bir fenalık yapıyoruz orada. Bizimki biraz utangaç diyor. Babası onun yerine karar veriyoruz aslında. Onun yerine. Ve onu mesela çocuk yerine düşünüyorum. Çok aşağılayıcı bir şey ya. Çok üzücü bir tablo aslında gerçekten. Yani. Ve onu pekiştiren bir şey. Evet. Çocuklarla olumsuz davranışları gözlemlediğimizde hep şunu da üzerinde duruyoruz ısrarla. Bu çocuk neden bu olumsuz davranış sergiliyor? Niye bu çocuk bu kadar açın ya da niye bu kadar utangaç? Çünkü bu şekilde hani az önce sen dedin ya, bu şekilde var olmuş hayat. Bu şekilde görülmüş. Bu çocuk olumlu bir şey yaptığında işte gidip annesine bir resim yaptı. Anne bak senin için resim yaptım dediğinde bunu aynalamadıysa anne. Evet. Ya da işte babasına bir şeyde yardım ettiğinde, arabayı yıkarken yardım ettiğinde çocuk bunu hiç baba bunu hiç fark etmeyip böyle bir çocuğu orada bir takdir etmeyip de hani çocuk orada bir yaramazlık yaptığında, komşunun camını kırdığında baba kızdığında o çocuk zaten amacına ulaşmış oluyor. Onlar görülmeye, aynalanmaya çok ihtiyaç duyuyorlar. Evet. Ve özellikle bunu anne ve baba gözüne öncelikle. Sonrasında hayatına tabii ki öğretmenler giriyor. Öğretmen de çok onlar için önemli bir yerde, ayrı kişiliği bir yerde. Kişiliği belirleyen kişilerden, esaslı kesinlikle. Kişilerden biri. Evet. Ve şu nokta, hani dedin ya bacağına sarılıyor kocaman bir şey. Evet gerçekten biz şunu da kaçırıyoruz gözden. Yani biz şimdi çocukla empati kurarken buna da dikkat etmek lazım. Kendimiz gibi düşünme değil. Ya düşünsenize buradaki her şeyin daha büyük boyutta olduğunu. Biz burada daha küçük. Yani bu evet. sandalye kocaman. Ben yani belki burada kendimi o kadar rahat hissetmezdim. Daha tedirgin olurdum. Etrafımızdaki insanlar herkes daha uzun boylu. Yani çocuğun bir de öyle de bir bakış açısı var. Yani onun gözlükleriyle onun gözüyle baktığımız zaman dünyaya aslında ne kadar şey hani her o şey da kaygı verici. Her şey çok büyük. Evet. Yani dolaplar büyük, ev eşyaları her şey yetişkine göre yapılmış aslında. Evet, çok doğru. Yani biz bile anne babamızı mesela ben çocukluğumu düşünüyorum. Hani daha böyle sanki uzun boylu, devasa insanlar gibi algılıyordum. Ama böyle yetişkin oldukça hani ben de büyüdükçe, yetiştikçe aslında daha normal boylarda. Çok da uzun boylu insanlar değilmiş gibi. Hani o zaman gerçeği
fark ediyorsun ama çocukken böyle görmüyorsun dünyayı. Ben bunu ilkokuluma yıllar sonra gidince fark etmiştim. Yani mesela çok devasa bir yerde, onun alt bahçesi, üst bahçesi böyle kaybolurum diye korktuğum zamanlarda yetişkin olarak gittiğimde mesela çok şaşırtmıştı beni hocam. Hani bu kadar mıymış her şey diye. Ama işte çocukken algıladığımız o gördüğümüz şey çok başka. Çok başka gerçekten. Dolayısıyla burada sen çok güzel ifade ettin Çiğdem hocam. Onu söylerken aklımda da şey geliyor, üslup çok önemli burada. Yani benim çocuk biraz utangaç diye hemen yaftalamak yerine şu belki söylenebilir, bilmiyorum ne dersin. Yani yeni insanlara tanışması biraz zaman alıyor olabilir. Ya da doğal olarak böyle yani. Yani yeni tanıştığı için şu an seninle konuşmak istemiyor. Bunu söylemek tercih etmiyor. Ama işte burada da yine anne babanın patolojisine gidiyor süreç. Evet. Yani sen ötekilere, onların olumsuz düşüneceklerini bildiğin cümlelerini, duygularını ifade edemiyorsan çocuğunu da kendi uzantını haline getiriyorsun ve performans gösterttiriyorsun ötekilerine karşı. Şunu çok fark ediyorum. Mesela kendi kızımla alakalı yaşadığım örneklerden de birisi o. Bir yabancı çocukla ilgilendiğinde çocuk kendi dünyasındayken bazen anne baba ya da aile büyükleri o çocuğu ötekine performans göstermesi için zorluyorlar. Mesela bebek arabasında bir küçücük bir çocuk düşünün. Dünyaya yeni gelmiş. Ağzında bir emzik var. Üçüncü bir kişi onunla ilgilenirken anne baba onun o emzikle işte geçirdiği vakti hemen bölüp diyor ki hadi gülümsesene amcaya. Yani şunu söylüyor aslında alt metinde. Bak memnun etmemiz lazım. Performans göstermemiz lazım. Sevilmek için bir şeyler yapman lazım. Ya çocuğu da aynı şekilde kendi uzantısı haline getiriyor. Bu sefer de çok garip bir şekilde sana geliyorlar hocam. Yani 6'lı 7'li yaşlara geliyor. Diyor ki bizim çocuk kreşe gitmiyor. Okula gitmiyor yani. İnsanlara çok yabancı, insanlardan kaçıyor ki. Aslında bu da ben hani bu konuda da çok zorlanmaması gerektiğini düşünüyorum. Yani biz kendimiz bile düşündüğümüzde ben her yeni tanıştığım insanla hemen iletişime geçmeyi tercih etmeyebilirim. Şart da değil değil mi? Yani böyle bir şey şart da değil. Yani çocuk da bunu tercih edebilir. Daha konuşmak istediği, temas edebileceği insanları hani kendi seçebilir aslında. Çünkü çocukların da o duyguları, hissiyatına da ben çok güveniyorum gerçekten. Burada dediğin gibi çok önemli. Hani bizim uzantımız olan işte o proje çocukta da o çok var aslında. Ebeveynler kendi uzantısı olan çocuğu yetiştiriyorlar resmen. Annenin ve babanın birlikte kafasına tasarladığı proje çocuk neyse kendi uzantılarıyla birlikte yeni bir insan, bir varlık yaratma düşüncesinde ama o ayrı bir birey ve hani bir ayrışma, bireyleşme dediğimiz bir kavram var. Özellikle 18 ay olduktan sonra çocuk yavaş yavaş anneden ayrışmaya başlar. Ama bu konuda eğer çocuk sıkıntı yaşıyorsa, anne olmadığında yoğun kaygı, yoğun ağlama nöbetleri geçiriyorsa orada çocuğa değil önce anneye bir bakarız biz. Annenin ayrışmakla ilgili sıkıntısını, anne ne kadar annesinden ayrışabilmiş. Yani bu şeyle alakalı bir şey değil. Yani 30 yaşıma geldim ben artık ayrışmayacak mıyım değil. Gerçekten değil, bu seneler evet. Sürebiliyor. Ve bunun temeli de o 18 aya ya da işte o 0-6 yaş dediğimiz döneme dayanıyor aslında. Yani biz orada çocuğun bireyleşmesine, ayrışmasına ne kadar izin verirsek, ne kadar hani evet belli bir şeye kadar evet sen gidebilirsin, sen ayrı bir bireysin, ayrı bir varlıksın ama ihtiyacın olduğu anda biz buradayız mesajını verirsek de aslında çocuk bunu daha rahat, daha sağlıklı başarabiliyor. Ve ilerleyen hayatında, yetişkinliğinde de aslında bu... bir okul kazandığında, farklı bir şehirde yaşamak durumunda olduğunda, evliliğinde, bir karar alırken, bir işe başlarken, yani hep o kadar etkili ki bu ayrışma, bireyleşme dediğimiz kavram. Gerçekten bütün hayatımızı etkileyen, yani çocuk alışır ya ama şimdi daha çok küçük, benim koynumda kalsın, benim yanımda dursun, gitmesin bir yere. İşte ben onu özledim. Çıkarayım. Tadını çıkarayım. Zaten evet. Büyüyecek. Ondan sonra özleyeceğim bu zamanları. Tamam bunu yapın. Zaten çocuğun en yoğun, yani en temel ihtiyacı sevgi ihtiyacı, sevilme ihtiyacı. Bu da koşulsuz sevgi. Yani şunu şunu yaparsan severim değil. Seni bütün varlığınla, doğrunla, yanlışınla, hatanla, çirkinliğinle, güzelliğinle ben her zaman seveceğim. Ben de bunu söylüyorum kızıma. Evet bazen gerçekten çok öfkelendiriyor. Hani birbirimize kızdığımız zamanlar oluyor. Diyor ki mesela hani ben seni sevmiyorum diyor. Onarma becerisi hocam çok kıymetli. Evet ben seni sevmiyorum diyor. Ben de diyorum evet şu an bana çok kızgınsın, çok öfkelisin, sevmiyormuşsun gibi hissediyorsun belki de şu an ama evet ben de sana çok kızgınım gerçekten ama ben seni yine de çok seviyorum. Sana ne kadar kızsam da zaman zaman öfkelenebilirim, sana kızabilirim ama ne kadar kızarsam kızayım, sen ne kadar yanlış yaparsan yap ben senin annenim ve seni her zaman gerçekten seveceğim. Yani bunu duymak da çok iyi geliyor aslında çocuklara. Hocam çok kıymetli bir ayrım yapıyorsun aslında orada. Bende hissettirdiği duyguyu söyleyeyim. Savrulmaya müsait kişilik yapıları var ya. Yani şöyle, biri hayır dediğinde tamam beni terk etti olarak algılıyor. Birisi mesela şu an sana çok öfkeliyim dediğinde hayatının sonuna kadar onun tarafından sevilmeyeceğini zannediyor. Aslında direkt zihnimde o canlandı. Senin bu yaptığın müdahale çocuğa şunu söylüyor. Öfkeli olabilirim
Benden şu an nefret duygusu bile hissediyor olabilirsin. Ama bu seninle ilişkimizi bitirmek zorunda değil. Ben seni halen daha sevmeye devam ediyorum. Yani siyah ya da beyaz noktadan aslında çocuğu o gri noktaya da çekiyorsun. Bu çok kıymetli bir hamle. Yine işte şey gidiyor. Birincisi anne babanın kişisel tarihi. Yani hangi duygularla, hangi sahiplerle bunu yapıyorlar. Bir de üslup çok önemli. Evet, ifade tarzı, ses tonu, vücut duruşunuz. Belki de hep deriz ki hani çocukla konuşurken onun seviyesine inin. İşte o az önce dediğimden de kaynaklı bir durum. Çünkü siz onun tepesine dikildiğiniz zaman o da ne kadar yumuşak üslupla da bir şeyler söylemeye çalışsanız yine bu çocuğu ürkütebilir. Evet. Yani şöyle bakıyor size, çocuk bu şekilde dinliyor. Bir de böyle aynı göz, yani birebir eşit mesafede olmak diye bir şey var. Evet, üslup gerçekten çok önemli burada. Ve siz ne kadar, hani şu da var, şu da gözlükten bazen kaçırabiliyoruz. Çocuğa ben çok sakin davranıyorum. İşte bağırmıyorum, çağırmıyorum ama kendi içinde anne o an o kadar öfkeli ya da o kadar kaygılı, o kadar korkulu ki. İşte çocuğu da bir taraftan ama onu yansıtmayayım, o bundan zarar görmesin, ben onu belli etmeyeyim düşüncesiyle bir şeyler anlatmaya çalışabiliyor. Ama onu da düşünüyoruz. Önce sen bir kendi duygunu yatıştır. Evet. Onu bir regüle et. Bununla bir baş et. Yani gerekiyorsa eğer konuşman gereken bir şey varsa çocuğa ifade etmen gereken bir duygu bir şey. Bunun için birazcık zaman tanı kendine ve ona. Gerçekten kendini iyi hissettiğinde daha sakin o duygunu tölere ettiğin zaman o konuşmayı yap. Çünkü o zaman daha etkili olacak. Çocuk da o zaman senin asıl vermek istediğin mesajı alacak. Aksi takdirde şu anda bir şey yok. Mesela şu günlerde işte bir kaygı problemi var çocuklarla ilgili yoğun bir şekilde. Bu. Tam bir soru gelmiş hocam, tam evet, geri. Tamam. Bu konu önemli. Bilmiyorum, yani özellikle bugünlerle alakalı sınır koymakta zorluk çektiğini ifade etmiş bir izleyicimiz. Evet. Yani sürekli evin içerisindeyiz. Motivasyon azalmaya başladı ve zannedersem de bir şey de oluyor, nasıl söyleyeyim, boş vermişlik duygusu da mı eşlik etmeye başladı biraz ebeveynlere? Evet, artık zaman ilerledi, az bir zaman değil. Yani bir de ben diyorum ya, hep kızımdan örnek veriyorum ama şu an birebir onunla hani 24 saatlik evet, ebeveynlik söz konusu. Şu anda aslında anne babalar her zamankinden daha fazla anne babalık, ebeveynlik yapmak zorundalar. 2-3 katına çıktı değil mi? Evet, yani bu da tabii ki çok yorucu, yıpratıcı. Bir taraftan bunu böyle bir olumluya da çevirebilmek, hani bir şeyleri daha önce onaramadığımız bir şey varsa ya da geçiremediğimiz vakit varsa hani bunlar adına çok kıymetli. Hani olumluya da çeviririz ama diğer taraftan ne kadar hani bunu olumlu bir tarafa çevirip hani bundan bir kazanç sağlayayım derken yine de tahammül edemediğimiz zamanlar oluyor elbette. Ve sınır problemi de şöyle, eğer çocuğun şu ana kadar zaten sınır koymayla ilgili ciddi bir problemi varsa bu dönemde bu daha tavan yapmıştır. Doğru. Ya da bu çok yaşanmamış bir durumsa da yine de sınır problemi yaşamıyor. Çünkü yani artık evde de tükeniyor yapılacak şeyler. Hani en çok ifade ettiğimiz, önerdiğimiz şeyler çocuğunuzla oyun oynayın. Yani bunu gün boyunca yapmayın ama günde belli zamanları ayırıp anne de baba da birlikte böyle çocuğun yönlendirdiği, tamamen sizin müdahale etmediğiniz oyunlar. Çünkü şu an sizinle birlikte çocuk da çok yoğun bir kaygı yaşıyor. Yani anne baba şu an bu süreci nasıl yönetiyorsa çocuk da aynı şekilde yönetiyor. Evet. Yine bunu da modelliyor aslında. Ve en sık duyduğumuz şeylerden biri aslında sıkıldım. Ben de çok duyuyorum evde bunu. Anne benim canım çok sıkıldı. Şu an ne yapacağımı bilmiyorum. Ne yapıyorum? Bazen gerçekten hani birlikte oyunlar oynuyoruz babasıyla da benimle de onun yönlendirdiği. Çünkü orada o işlemliyor. Mesela en sık başlarda özellikle oynadığı oyunlardan biri işte birini kafese kapatma. Oradan insanların çıkamaması. Yani aslında o kadar güzel o dünyayı, yaşantımızı orada resmediyor ki oyunuyla. Hani orada işlemliyor o kendince ve gerçekten bununla mücadele ediyor. Bunu yapıyoruz tabii, bu sadece bununla yapıp bitmiyor. Onunla şimdi ev işlerine dahil ettik. Bazen planlanmış böyle oyunlar, etkinlikler yaptık birlikte ama bazen de şunu dedim. Evet, benim de çok canım sıkılıyor şu an gerçekten. Ne yapalım? Sen bir gün dedim ki, hayır, sence ne yapalım ya, senin bir fikrin var mı diyorum. Ya da hadi git, nasıl bir şey bu can sıkıntısı, bunun bir resmini çizer misin dedim bir gün ve gerçekten çizdi geldi. Sonra bir gün dedi ki şunları yaptım, hani işte oyun oynadım, bunu yaptım ama yine de çok canım sıkılıyor. Evet, çok haklısın. Hani bir de bunu hep şunu diyorum ben kızıma da, hani bu geçici bir durum. Evet. Hani hep böyle yaşamayacağız. Bu geçici bir durum. Mümkün olduğunca hani ben daha gerçekten de daha sakin atlatıyorum hani bu dönemi. Hani zaman zaman tahammülümün sınandığı tabii ki oluyor. Öfkelendiğim ama hani umduğumdan daha iyi şu an için geçiyor diyebilirim. Ama sınır koymada şöyle, hani sınır koymadan şunu diyeyim. Can sıkıntısıyla ilgili bir gün geldi. Bunları yaptım ama artık yani yine de canım sıkılıyor. Ondan sonra elimde yanımda böyle kağıtlar vardı. Ya şu kağıdı bir alsana dedim. Al. Hepimiz böyle burktuk, babası da.
Bu bizim can sıkıntımız olsun. Onu iyice küçülttük elimizde. Ondan sonra ne yapalım? Hadi koşarak bunu çöpe atalım, bu can sıkıntısını. Sonra bunu yaptık, çok eğlendi. Yani o an aslında o duyguyla baş etme, biraz daha onu, evet, böyle normalleştirmeye çalıştım kendi nefsinde. Sonra döndü, dedi ki yine sıkılıyorum. Dedim bazen de sıkılacağız, yapacak bir şey yok. Durdu. Biraz böyle bir dolandı. Sonra kendi kendine gitti, bir oyun kurdu. Yani bu aslında yaratıcılığı da arttıran bir durum. Yani can sıkıntısı hep olumsuz gibi algılıyoruz ama aslında çocukların da, bizim de zaman zaman canımızın sıkılması gerekiyor. Çünkü bu yeni bir şeyle üretme, yaratıcılığın gelişmesi anlamında da gerçekten çok önemli bir faktör. Öte yandan sınır koymayla ilgili de öncelikle hani sınır koyarken ceza ödülden ziyade şunu yapacağız hep yine. Duygularını anlayacağız. Yani çocuk o an hangi anlamda sınır zorluyor? İşte tableti mi bütün gün elinden bırakmıyor, işte telefonu mu bırakmıyor, bütün gün çizgi film izlemek istiyor. Ya da dışarı çıkacağım, çıkıyor, sizi dinlemiyor mu? Yani orada oturup da şu an gerçekten artık çok sıkıldın, çok bunaldın, ne yapacağını bilmiyorsun. Artık evde durmak istemiyorsun. Çünkü yani çocuğun doğasına çok aykırı bir şey yaşıyoruz aslında. İnsanın da doğasına aykırı ama çocuklar için çok daha zorlayıcı bir şey. Yani dün artık mesela isyan etti kızım bir anlamda. Yani yeter artık dedi, üst komşu var, ben oraya gideceğim dedi, kapıya dayanıyor falan. Yani biraz mücadele ettim. Sonunda hani en sonunda gitti, yine kendine bir oyun kurdu. Yani çok üzüldüm gerçekten bir anne olarak. Evet, evet, evet. Ama benim orada o sınırı koymam lazım. Aslında normalde bu benim anne olarak yapmamam gereken bir şey. Bir de böyle bir durum var. Şu an farklı bir dönemden geçiyoruz ve tarzlar da değişmek durumunda. Yani normalde düşünseniz bu kadar zaman çocuğu dışarı çıkarmayın diye bir şey söyler miyiz? Hiç kimse söylemez, evet, böyle bir şey. Çok doğasına aykırı ama şu an bunun neden olduğunu ya da onun ne hissettiğini, şu an aslında o kadar istiyorsun ki gidip arkadaşınla oynamayı, dışarı çıkmayı o kadar, hava da çok güzel. Ya ben de çok isterdim. Çok keşke şimdi şey, birlikte, evet, gitseydik, bir parkta oynasaydık, işte arkadaşlarına gitseydik ya da onlar gelseydi. Ama şu anda bunu, yani bu benim de elimde olan bir durum değil, senin de değil. Şu an sağlığımızı korumak için buna dikkat etmemiz gerekiyor. Ve bunu yaparken çocuğa mutlaka seçenekler sunmak lazım. Yani çocuğa hayır, bunu yapmaman gerekiyor, hani bu yanlış, tamam bunu anlatacağız, duygusunu anlayacağız, bunu ona yansıtacağız. Ama bunu yapıp da çocuğu öyle kendi başına bırakmak değil. Seçenekler sunarsak o zaman da aslında daha iyi. Çok acımasızlık oluyor aslında. Yani evet, bunu yapmayacaksın ama ne yapacağınla alakalı bir şey üretmiyorsun. O zaman ne yapayım? Evet. Yani onun yerine gel seninle bir kek yapalım mı? İşte gel seninle bir oyun oynayalım. Evin içinde ne yapabiliriz? Aslında biz bu dönemde şunu da keşfetmeye başladık. Yani ben kendim de çevremdeki aileleri de gözlemliyorum. Şu ana kadar belki ev içinde yapmadığımız birçok şeyi yapıyoruz. Yani öyle de bir yaratıcılık gelişti. Evet. Ben hiç hayatım boyunca işte çiçek, bir bitki ekmemiş bir insandım. Bir sürü bitki, çiçek, böcek, yetenekleri de geliştirmeye başladım. Ve çok aslında bu bana ne kadar da keyif veriyormuş dedim. Yani mesela toprağı çok özledi çocuk. Biraz o toprak ihtiyacını öyle karşılamaya çalıştım. Yani sınır koyarken orada bizim biraz daha sakin kalarak, biraz daha evet o sınırı da net durarak. Bir de şöyle bir şey var. Anne babalar, gerçekten onları da çok iyi anlıyorum. Çünkü çok zor bu süreci yönetmek. Özellikle birden fazla çocuğu olan anne babalar için daha da zor tabii ki. Yani tek çocukla kalmaktansa birkaç çocukla kalmak belki daha zorlayıcı ama yani burada net durmaları çok önemli. Ve diyoruz ya, bu sadece bu döneme özgü bir şey değil aslında. Bu otoriteyle ilgili bir sıkıntısı varsa, sınır koymayla ilgili bir sıkıntı varsa zaten bu önceden süre gelen ve şu anda daha zirve yapmış bir durumdadır. Yani bununla ilgili mutlaka bir geçmişte de acaba ne yaptık, bununla ilgili nasıl, yani bunu nasıl ihlal ettik, şu anda bunu nasıl onarabiliriz, buna bakmak lazım. Onarılmayacak bir durum değil. Hani bu çözülmeyecek bir sorun da değil. Ama yani süreçle ilgili şunu, evet, göz önünde bulundurmak lazım. Olağanüstü bir dönemden geçiyoruz. Geçici ve zorlayıcı bir dönem. Dolayısıyla bu dönem bizim ebeveynlik tarzlarımızı değiştirebilir, eş dinamiklerimizi farklılaştırabilir, çocukla kurduğumuz ilişkiyi değiştirebilir ama çok kıymetli bir noktaya değindin hocam. Şimdi sınırla alakalı şey öyle bir hafta 10 günlük bir mesele değildir. Geçmiş tutum ve düsturlara bakmak gerekiyor. Yani şu çok önemli. Bence o 18-24 arası oluyor ya, işte bireyleşme, ayrışma süreci. Ayrışmanın arkasına işte bireyleşme süreci geliyor mesela. Şimdi bu süre zarfında şey ifade ettin ya, yani ayrışma problemi varsa çocukta, işte bir yere bırakamıyorum, bıraktığımda çığlık kıyamet kopuyor dediğinde kıymetli bir nokta, bir anneye bakarız dedim mesela. Anne ve baba ne yapıyor? Yani çocuktan neden ayrışamıyor diye. Şimdi bu sınırla alakalı konu da aslında buraya gidecek bir taraftan. Ben şöyle düşünüyorum, yani özellikle çalışan yeni nesil ebeveynler için söyleyeyim. İşte bir aile büyüğü çocuğa bakıyorsa eğer evde, o evde
sıklıkla gözlenir bu. Genellemek belki mümkün değil ama gizli kaçarlar evden çocuktan. Yani annesine söyler işte sen oyala, babasına söyler biraz çocukla siz arkada oyun oynayın, biz de arkadan karı koca kaçalım, ağlamasın arkamızdan diye. Şimdi gizlice kaçtığında çocuğun nesne sürekliğine zarar veriyorsun, terk edilme korkusuyla sınıyorsun, dürüstlüğün zedeleniyor. Kandırmış oluyorsun. Kandırmış oluyorsun, bir sürü şey var. Arkandan odada seni arıyor her tarafta, ya buradaydı annem babam diyor aslında. Her an beni bırakabilir annem babam. Ya evet, çok büyük bir aslında tehdit uyguluyoruz çocuklara. Şimdi bunun diğer parametresi de şu mesela, anne babalara ben şunu soruyorum bazen, yani niye hoşça kal deyip çıkamıyorsun? E ağlıyor diyor, tamam. Şunu söyleyeyim o zaman, hoşça kal deyip çıktığında gözünün içine bakarak ağladığında ne hissediyorsun? Kendi terk edilmişliklerine gidiyor hocam süreç. Evet. Yani anne babasıyla kurduğu ilişkiye gidiyor. Yani onu hayal kırıklığına uğratmış olma ihtimalini bana hissettirmesin diyor. Dolayısıyla anne baba kendi içinde kendi anne babalarıyla kurduğu o ilişki dinamiğine bir anlam veremezse, çocukla olan şeyleri de sen yine çok güzel ifade ettin. Yani istediğin kadar üslubun sakin olsun ama senin bir duygun varsa onu çok kısık bir ses tonuyla da çocuğuna aktarabilirsin. Mesela şey deriz ya, bazen mağazalarda çok görüyorum. Çocuk bir şey istiyor. Anne sözde şiddet uygulamıyor ya da baba sözde şiddet uygulamıyor ama öyle yapmıyoruz değil mi babacığım diyor mesela, ama damarları kabarmış adamın. Kendini zor tutuyor. Kendini zor tutuyor. Sen istediğin kadar sakin konuş. Çocuk için daha zarar verici bir şey bir taraftan da, öyle değil mi? Yani samimiyet de çok önemli yani. Ya o anki ilişki de zediliyor. Otorite de gidiyor aslında daha çok. Yani o saygınlık da yitirilebiliyor. Evet, şunu görüyorum bazen, gerçekten çok insanın tahammülünü zorlayıcı şeylerle de, durumlarla da karşılaşabiliyor anne babalar. İşte bir mağazada bir şey tutturma, hiçbir şekilde zapt edemem ama işte hep bunların bir öncesi de var. O anda yaşanan bir sorun değil aslında. Hep evet. Yine anne baba tutumuyla alakalı, anne baba ve çocuk ilişkisiyle alakalı. Ve şu da çok önemli yani... Çocuk yetiştirirken bizim kendi travmalarımız, bizim kendi anne babamızla olan ilişkimiz, bunlar zaten çok etkin. Yani mutlaka çocuğu bir şekilde bu yansıyor ve bununla birlikte şöyle bir söz, şunu derler. Çocuğun hayatında aslında 3 ilişki var. Anneyle kurduğu ilişki, babayla ve anne baba arasındaki ilişki. Yani bu da çok önemli. Evet, direkt annesiyle, direkt babasıyla bir ilişkisi var ama bir aile içerisinde, ortam içerisinde zaten annenin babanın da ilişkisinde bir sıkıntı varsa, bir çatışmaların, ya yani çatışma mutlaka olacak, bu olması gereken, ama çatışmaların çözme şekilleri nasılsa, birbirlerine yaklaşımları, tutumları, sevgi şekilleri nasılsa, bu da direkt çocuğu etkileyen bir durum. En başta en çok etkilenen kişi zaten çocuk oluyor. Evet. Burada buna da dikkat etmek lazım. Her ne kadar hani anne der ki ben onunla çok ilişkimiz iyi gidiyor, bir sıkıntı yok, hani güzel baş ediyoruz. Baba da bunu diyebilir ama anne baba yoğun bir çatışma yaşıyorsa ya da işte boşanma durumlarında bu durumu yönetemiyorlarsa, ki boşanma da olabilecek doğal da bir süreç. Hani bunun yanlış olduğunu da söylemiyorum kesinlikle. Bir arada da olsa anne baba, ayrılmış da olsa, o süreci, o ilişkiyi yönetemedikleri takdirde buradan da çocuk direkt etkileniyor. Ve bu sefer de hani dedim ya, çocuk her şeyi aslında anneliği, babalığı annesinden babasından öğreniyor ve karı koca ilişkisini de aslında onların ilişkisinden öğreniyor. Yani hep şunu der bazı insanlar, ben büyüyünce annem gibi bir anne olmayacağım ya da annemle babam gibi bir ilişkisi olmayacak, ben öyle bir evlilik yapacağım ki benim kocamla ya da karımla ilişkim bu şekilde olmayacak der. Yıllar sonra bir bakar ki bir gün bir an gelir ve durur, ya aynı annemle babama benzedik biz ya, onlar da böyleydi der. Ya da terapiye geldiğinde özellikle kişiler, bireyler bunu fark eder. Özellikle çiftler geldiği zaman ilişkilerini anlattıklarında, hani bunu anne baba ilişkilerine değindiğimizde kişilerin, işte bayanın ya da erkeğin, ya bu kiminle ilişkin böyleydi, bu kime benziyor, bu seni nereye götürüyor gibi sorular sorduğumuzda, oraya çıkıyor. Ya aslında evet, benim annemle babam da böyleydi. Annem de aynı babama böyle davranıyordu. Bu kadar kontrol ediyordu benim annemle babamı, biliyor musunuz? Gibi. Evet, evet. Ya da işte erkek, ya benim babam da çok otoriter, sert bir adamdı ve ben hep bundan yıldım hayatım boyunca. Ben babam gibi bir baba olmayacağım, onun gibi bir eş olmayacağım dedim. Ama ben de biraz ona benzemişim sanki gibi. Yani bunlar hep aslında zincirleme, insanın hayatını etkileyen, çocuğun hayatını, kişiliğini sadece şu belirler gibi bir şey söyleyemeyiz. Evet, çok faktör var. Öykü bizle başlamadı, bizden öncekilerle de başlamadı. Bu bütün sirkülasyonun sonucunda bir şey çıkıyor ortaya. Dolayısıyla dönüşmesi, değişmesi de zaman isteyen şeyler. Kesinlikle. Hocam bir soru gelmiş, kıymetli de bir soru. İzleyicimiz diyor ki babasını kaybetmiş. Yaklaşık bir yıl kadar süre önce. Anne olarak yetişmekte güçlük çekiyorum demiş.
Kendi eşini mi kaybetmiş? Kendi eşini kaybetmiş. Hı hı. Çocuğun yaşı yok ama bildiğim kadarıyla küçük de bir çocuk. Hı hı. Evin içerisinde sürekli beraberiz ve sınır koymakta, daha doğrusu yetemiyorum diye bir ifadesi var. Ben burada şeyi sormak istiyorum aslında, oraya da bağlayacağız konuyu ama ebeveyn kayıplarında mesela önce bir şeye girmek lazım. Bu kayıp sürecinde ebeveynin tutumu ne olmalı? Ya bu bir sadece anne baba olarak düşünmeyelim. Yani çocuğun yakınında sevdiği birisinin bir kaybı da olabilir. Çok çünkü önemli bir konu aslında. Tutumlar da burada çok belirleyici bir şey değil mi? Yani ne yapıyoruz? Genelde ya gizliyoruz ya işte bir kılıfların içerisinde onu sokup çocuğa yanlış ya da işte fantastik bilgiler çocuğu veriyoruz. Çocuğu üzmeyeyim, çocuğu ürkütmeyeyim, kaygılanmasın ama babası içinden ağlamasın diye. Kayıpta, evet. Kayıpta üslup ne olmalı hocam sence? Üslup bir kere bir çocuktan bir şey gizlenmemeli. Ama tabii ki bu çocuğun yaşına, gelişim düzeyine, biraz da mizacına göre bilmesi gerektiği kadar dediğimiz bilmeli. Yani çocuk örneğin babası vefat ettiyse bunu bilmeli ve hani bunun yaşına uygun bir şekilde anlatmamız gerekiyor yine. Şimdi hanımefendi şöyle bir şey demiş, hani sınır koymakta zorlanıyorum. Burada biz şuna da çok önem veriyoruz. Hani baba kaybının örneğin etrafta bir dayı, dede, amca varsa, çünkü o kişinin, o çocuğun bir baba figürüne de ihtiyacı var. Baba yok yani. Bu her zaman bizim elimizde olan bir durum değil. Gerçekten bir insan hayatında çok travmatik de bir şey ama onarılamayacak bir şey mi? Tabii ki bu şekilde insanlar büyür, yetişir, bununla da mücadele edebilir. Eğer bu noktada gerçekten o babanın rolünü üstlenecek o rol modeli, o babanın varlığı, yani baba gibi aynı olmasa da o ihtiyacı karşılayacak bir dede, bir amca, bir dayı varsa mutlaka ondan destek istenmeli. Hı hı. Çünkü bu çocuk yetiştirme işte sadece anne ya da sadece babayla gerçekten yeterli olmuyor. Çünkü ikisinin de çocuk üzerinde, kişi üzerinde o kadar farklı etkileri var ki. Bu yapılabilir belki. Ve burada şu genellikle ben iki buçuk yıl babasını kaybetmiş çocuklarla ve eşini kaybetmiş annelerle çalıştım. Onunla ilgili bir projede yer aldım. Birebir de orada gözlemleme şansım oldu. Ve şuna ihtiyacı oluyor aslında. Hem annenin hem çocukların gerçekten birileri tarafından böyle önemsenmeye, fark edilmeye, sevilmeye ihtiyaçları oluyor. Bazı aileler kendi ailelerinden çok yoğun destek görüyorlar ve şunu gördüm hep. Gerçekten bu süreci daha rahat atlatıyorlar, daha sağlıklı atlatıyorlar. İşte bayan kendi ailesi ya da eşinin ailesiyle görüşmeye devam ettikçe, onlardan hani maddi manevi bir şekilde destek de gördükçe, çocuklar da anne de bu süreci daha çabuk atlatıyor. Tabii ki belli bir süre yas süreci oluyor ki bu da olacak. Ve burada anne ne kadar bu süreci nasıl yaşıyorsa o yas sürecini, çocuk da ondan bunu öğreniyor. Yaşamayacak, yani ondan üzüntünüzü gizleyin, üzülmüyormuş gibi ama üzülmesin, etkilenmesin değil. Tabii ki üzülecek. Bu çok normal. Yani biz hep şunu gözden kaçırıyoruz. Sanki üzüntü, öfke, bunlar olumsuz duygular. İşte mutluluk güzel bir duygu gibi ama yani bu insanın sonuçta, bir insan eşini kaybettiğinde üzülmesi, bir yas süreci geçirmesi, bir çocuğun babasını kaybettiğinde kaç yaşında olursa olsun bunun etkisinde kalması, üzülmesi, hayatı boyunca bunu ona ihtiyaç duyması çok normal şeyler. Yine burada hep dediğim gibi, şimdi yaşını bilmiyorum ama onun duygusunu anlamak. Evet, babasıyla ilgili mesela çocuk özlemini dile getirebilir. Bir de şu yanlış da oluyor. Yani aman çocuk hatırlamasın, üzülmesin diye hiç o konudan bahsedilmiyor. Benim birlikte çalıştığım ailelerden bazılarının hikayesinde bunu da gördük. Yani biz hiç evde işte 6 yıl oldu eşimi kaybedeli yani, ama çocukların yanında hiç konuşmuyoruz bu konuyu. Neden? Ya evet. Çocuklar etkilenmesin. Hayır, yani bunu onlara böyle daha yalancı, sahte bir dünya yaratmayın. Şu an baba yok artık hayatınızda ama zaman zaman onunla ilgili anıları, yani çocuklar bazen mesela çok küçük yaşta kaybedebiliyor ve babasını hatırlamıyor. Ve bu çocuklarda aslında daha yoğun sıkıntılar yaşıyoruz. Yani biraz daha tabii ki ilerleyen yaşta her yaş için ayrı bir travmatik bir durum, bir eksiklik ama çocuk babası öldüğünde, annenin karnındaysa ya da çok bebekse, hatırlamıyorsa diğer kardeşlerini kıskanabiliyor ve kendini daha kötü hissedebiliyor. Ona da işte sen benim karnımdayken hep karnını seyirdi, seni çok heyecanlı bekliyordu, bebekken baksana şunları yapardı gibi hikayeler anlatılabilir. Yani bu süreç biraz daha normalleştirilebilir aslında. Kaybedilen kişi, anne baba kimse ya da yakın kimse, onunla ilgili konuşmaktan çekinmeyin. Onun anılarından bahsetmek için. Yası gizlemenin bir yan etkisi var çünkü. Evet, kesinlikle. Yani bunu gizlemek değil, aksine tabii ki bunu yaparken çocuğun yanında böyle bağırış, ağlamalar, feryat filan, hani o yoğun kaygı durumları, sinir nöbetleri, hani bunları tabii ki tanık olmasın. İşte diyoruz ya, burada sizin nasıl yönettiğiniz önemli. Ama göz yaşında görmesi lazım çocuğun. Tabii. Ya bu da çok insani bir şey. Ağlamak güzel bir şey. Yani çok insani bir ihtiyaç ve bize gerçekten iyi gelen de bir şey. Zaman zaman anne ağlayabilir. Ya ben
anneannemi kaybettiğimde örneğin hani kızım ilk zaman ilk defa ölümle o zaman karşı karşıya geldi ve hep sorguladı. İşte 3,5 yaşındaydı geçen yıl. Hep anlayacağı şekilde artık onun bizimle olmayacağını, hani bir hastalandın ama tabii ki burada şunu da vurguluyorsun işte insan her hastalandığında ölecek diye bir şey yok. Onun anlayacağı şekilde bunu izah ettim. Durdu, başka sormadı. Sonra bir gün anneannesine, büyük anneannesini sormuş. Anneme bıraktığımda birkaç gün. O da annem duygulanmış ve ağlamaya başlamış. Yani gözleri dolmuş. Dedi ki anneannem bazı zamanlar üzgün oluyor anne. Neden üzgün oluyor dedi. Dedim üzüldüğünü mü gördün? Bununla ilgili bir şey mi yaşadın? Evet ben ona büyük anneannemi sordum. O da biraz ağladı. Peki sen ne yaptın? Gidip kucağına oturdum. Ona biraz moral verdi. Evet hani o kendini iyi hissetsin gibisine. Mesela böyle bir anısından bahsetti. Çok hoşuma gitti. Bir taraftan tabii ben de duygulandım. Bir özlediğimi hissettim. O şunu dedim. Evet bazen yakınlarımızı, sevdiklerimizi kaybederiz. Bu bizim istediğimiz ve bizim kontrolümüzde olan bir şey değil. Onları zaman zaman özleriz çünkü artık görmeyeceğiz. Ama ne yapabiliriz? Fotoğraflarını görebiliriz. Bazen rüyalarımıza girebilir. Onlarla ilgili anılarımızı konuşabiliriz. Sen de işte büyük anneanneni özlediğin zaman ne zaman özlersen onunla ilgili konuşabiliriz. Fotoğraflarına bakabiliriz. Mesela bu çok iyi geldi ona ve gerçekten onları açık, net ve lafı çok uzatmadan ifadelerde bulunduğunuzda ve gerçekten onun ne hissettiğini, neye ihtiyacı olduğunu anlayıp ifade ettiğinizde çocuk da zaten bunu daha çok kurcalamıyor aslına bakarsanız. Samimiyetle konuştuğumuzda dediğiniz gibi yani hem gizlemeden ama dozunda abartmadan yerli yerinde işte çok güzel ifade ediyor çünkü hem yerince yeterince ebeveynlik. Çok önemli. Kırılmalar da keza öyle yani yerince yeterince kırılmalar işte optimal, ideal kırılmalar olarak adlandırılan. Çocuk bunlarla karşılaştığında insan olmaya dair, olgunlaşmaya dair adım atmaya başlıyor. Ama işte bu yerince yeterince kırılmayanlar, sınır görmeyenler, yapıp ettiklerinden dolayı karşılık bulmayanlar öyle söyleyelim. Bu parametre başka yerlere gidiyor. Yani belki bir taraftan pervasızlık, belki bir taraftan değersizlik duygusu. Anne baba tutumları birçok şeyi belirliyor Çiğdem Hocam. Çok güzel yorumlarla gittik ve şu çok hoştu bence. Böyle bir ya şu ne demektir deyip tanımsaldan ziyade aslında... Dinleyiciler için de öyle oldu. İdeal ebeveyni de konuştuk. Yanlış yapılan tutumları da konuştuk. Yası da konuştuk. Mesela kayıp konusu çünkü çok kıymetli bir konu bu. Kesinlikle. Bunu da ifade etmek çok yerinde oldu. Süremizin yavaş yavaş sonuna geldik hocam. Vakit nasıl geçti ben anlamadım. Ben anlamadım ne ara geçti. Ben yayını sonlandırmadan önce senin anne baba tutumlarıyla alakalı fikir ve kanaatlerini, son görüşlerini duymak isterim. Yani anne babalara vermemiz gereken bir mesaj olsaydı ne söylememiz gerekirdi anne babalar olarak buradan? Ben sözü sana bırakayım burada. Hem bu alana çalışan bir uzman olarak hem de bir anne olarak öncelikle onları bir koşulsuz sevin, kucaklayın. Çünkü en çok buna ihtiyaçları var. Bunu duymaya, bunu hissetmeye ihtiyaçları var. Ve bunu duyan çocuk da size bunu zamana çok daha rahat ifade ediyor. Duygularını her zaman kabul edin. Önce kendi duygunuzu kabul edin. Kendi hissettiklerinizi bununla baş edin. Ve bununla birlikte çocuğunuzun da duygularını kabul edin, onu onaylayın. Çünkü bunu gördüğü zaman çocuk böyle yetiştiğinde yani hayattaki her duygunun yaşanılabilir, kabul edilebilir olduğunu fark ediyor. Ve sınırlar koymak çok önemli çünkü sınır koymak onu bir şeylerden engellemek, mahrum etmek değil. Bu onun güvenliği için ve dünyayla ilgili güvenlik algısını da besleyen bir şey aslında. Ve gelecek hayatını da etkileyen bir durum. Çünkü şu an siz ona evet dediğin gibi optimal kırılmaları yaşatmazsanız, bazen hayırları duymazsa, bazen ufak ufak kırılmaları yaşamazsa çocuk ilerleyen yaşantısında her zaman dünya pespembe olmayacak. Onun istediği gibi olmayacak her şey. Önüne engeller çıkacak. Bununla karşılaştığında da bunlarla da çok daha sağlıklı ve rahat baş etmeyi de öğrenecek diye düşünüyorum. Ve mutlaka bu sürecin sizde geçici olduğunu ve biraz daha kendimizi, çocuklarımızı korumak adına dikkat etmemiz gerektiğini göz ardı etmeyin. Bu hep böyle gitmeyecek. Evet. Biraz o konuda siz ne kadar rahat yönetebilirseniz çok kolay değil biliyorum. Ama siz nasıl yaşarsanız bu sürece çocuk da o şekilde yaşıyor diyorum. Eyvallah. Çiğdem Hocam ağzına sağlık, bilgilerine teşekkür sağlık. Ediyorum teşekkür ben. Ediyorum. Bunları cömert bir şekilde bizle paylaştın. Gelip katıldığın için de ayrıca çok kıymetli olduğunu düşünüyorum ben. Ben de çok teşekkür ediyorum nazik davetin için. Rica ederiz. Yeni yayınlarda yeniden görüşmek üzere diyeyim ben. İnşallah. Memnuniyetle. Diyelim. Çünkü konular çok uzun. Bunları daha detaylı irdelememiz gerekiyor. Evet yani şu an mutlaka değinmediğimiz, unuttuğumuz noktalar da vardır. Elimizden geldiğince aklımızdakileri aktarmaya çalıştık yaşantılarımızı. Eyvallah hocam çok sağ olun. Yıldırım Belediyesi ekranlarında Psikoloji Sohbetleri programımızın 11. yayınının sonuna geldik. Anne baba tutumlarını konuştuk. Psikolojik danışman Sabiha Çiğdem Çakar Hoca çok kıymetli bilgilerini bizlere aktardı. Yeni yayınlarda tekrardan görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.